Dünya. Aslında dünyayı biçimlendiren Avrupa o baharı oldukça tedirgin karşılıyor. Kapalı kapılar ardında büyük pazarlıklar sürmekteydi. Sanayi devriminin ardından teknolojik gelişmeyi yakalayan Avrupa bir yandan sömürgelerini genişletmeyi, diğer yandansa yeni bulunan enerji kaynağı, petrol rezervlerine hakim olmayı arzuluyor. Bu da korkunç bir çatışmayı ve rekabeti peşi sıra getiriyor. Çok gergin diye. Kapalı kapılar ardında büyük pazarlıklar sürmekteyiz. Aslında savaş başlamış ama kurşun atılmamıştı. Bir kıvılcıma ihtiyaç duymaktaydı. Nitekim 28 Haziran 1914 günü o kıvılcım ateşlendi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Ferdinand bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü yahut öldürtüldü. Bundan tam bir ay sonra 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açıyor. Ve taraflar netleşmeye başladı. Sadece 4 gün sonra 1 Ağustos'ta Almanya Rusya'ya savaş ilan etti. Böylece Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya bir yanda, İngiltere, Fransa, Rusya diğer yanda yer alıyor ve milyonlarca insanın kanına, canına mal olacak o korkunç savaş başlıyor. Ancak Osmanlı hala muallaklığını koruyor. Nerede yer alacaktı? Yer alacak mıydı? Avrupa'ya göre yer almalıydı. Ya ittifak olarak Osmanlı'nın içine girmeliydiler ya da düşman olarak bağrına topla tüfekle dalıp parçalamaydılar. Çünkü ana petrol rezervleri bilinenler Osmanlı coğrafyasının içerisinde yer alıyor. E bir de tarihsel intikam vardı tabii ki. İşte bu süreç içerisinde Osmanlı sessizliğini korurken 10 Ağustos günü bir gelişme yaşandı. İngiliz pilotunun önünden kaçan iki Alman gemisi Goeben ve Braslau Çanakkale Boğazı'ndan içeri girdi. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu İngilizlere bu iki gemiyi satın aldığını ve isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdiğini beyan etti. Ancak Yavuz ve Midilli bir süre sonra Alman amirali ve Alman mürettebatıyla Karadeniz'e açıldı. Rusya'nın Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombaladı. Bununla yetinmedi, iki Rus gemisini ve bir Fransız gemisini batırdı. Bunun üzerine İngilizler Osmanlı'ya ultimatum verdi. 12 saat içerisinde bu Alman amirali ve Alman mürettebatı sınır dışı etmesini istiyordu. Osmanlı buna cevap bile vermedi. Cevap vermesinin vermemesinin yanı sıra seferberlik ilan etti. Yani Anadolu'nun her yanından eli silah tutan herkesi askere alıyordu.